Alo. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. Ha, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Ve bu malum yapıya ait paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu konuda gerek Cumhurbaşkanı olarak, gerek Başbakanımız, hükümetimiz olarak bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Yani bunun bedelini asla bizler farklı bir şekilde yorumlayamayız ve meydanı da onlara bırakamayız. Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanım. Bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sayın hayatımda. Bundan sonra da zaten böyle bir şey tanımamız söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanım, yayındayız Abdülkadir Selvi ile birlikte, yüksek müsaadelerinizle. İstersen sen sor önce. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bugün demokrasiye sahip çıkma günü. Bu hareket emir komuta zincirinde mi? Bu yönde bildiriler yayınlanıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz? Kesinlikle burada emir komuta zinciri falan çalışmamaktadır. Şu anda emir komuta zinciri falan tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir. Ve emir komuta zinciri içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar söz konusudur. Zaten bu ülkede Cumhur'un başı olarak ben Cumhurbaşkanıyım ve başkomutanım aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi. Gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanım, Genelkurmay Başkanı'nın rehin tutulduğu bazı komutanlarla birlikte bir iddia dolanıyor, bir haber dolanıyor. Anadolu Ajansı da geçti. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Bu tür haberleri ben de duydum. Ama şu anda nedenli sağlıklıdır onu tabii tam bilemiyoruz. Biliyorsunuz bu tür olayların olduğu zamanlarda hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur. Ve bu havayı bulanık hale getirenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz, meydanlara çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu darbe girişimi bastırılıp buna kalkışanlar adalet önünde hesap verebilecek mi? Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu şu anda demokrasiye inananların işini de kolaylaştıracaktır. Ama onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, birkaç cümle daha rica etsek şunun için. Şimdi gerçekten herkes çok tedirgin oldu. Hepimiz evlerimizde, çocuklarımız, biz konuşurken ne demek darbe diye sorarak biz evlerden çıktık. Küçük çocuklardan bahsediyorum. Pek çok iddia var. Bazı yerlerin yerlere ateş açıldığı yönünde. Hatta sizin... Şimdi siz nasıl stüdyonuza geldiyseniz, Sayın Selvi nasıl stüdyosuna geldiyse... Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum. Meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden ben olarak meydana geliyorum. Evet.
Sayın Cumhurbaşkanım, sizden halkımızın bir talebi var. Şu anda bu yayınımız Türkiye'de tüm haber kanalları tarafından veriliyor. Lütfen biraz daha yayında kalıp halkımıza çağrınızı tekrarlar mısınız? İkincisi, darbeciler başarılı olacak mı? Halk bunu soruyor. Bu yönde kaygılar var. Ben kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz de gelecek misiniz Ankara'ya? Demek, tabii. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz.